ve gaz aslında birçok insanın muzdarip olduğu, gittikçe de artan, günümüz şartlarından kaynaklanan en büyük problemlerden biri. Biz gastroenteroloji pratiğinde oldukça sık rastlıyoruz. Polikliniğimize giren hastaların oldukça büyük bir kısmı şişkinlik ve gazdan muzdarip. Şişkinlik ve gaz bir hastalık değil. Şişkinlik ve gaz bir problemin dışarı yansıması. Aslında vücudun verdiği bir sinyal. Tamamıyla bu. Kendi başına bir hastalık değil. Buna bakarken dolayısıyla biz bu çerçevede değerlendirmeliyiz. Birçok hastalık şişkinlik ve gaz şeklinde kendini ortaya çıkartabilir. En başta tabii ki sindirim sistemi. Baktığınız zaman yemekleri çok hızlı çiğnemek veya hava yutmak oradan başlanabilir. Yemek borusu problemleri, mide problemleri, özellikle gastritler, ülserler, asidin fazla olması ya da asidin az olması gibi bazı hastalıklar. İnce bağırsaktan birçok hastalık ki bunların en başlarında çölyak hastalığı, bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması, kalın bağırsağı ilgilendiren birçok problem, tüm bir sindirim sisteminin tümörleri, olduğu gibi şişkinlik ve gaz yapar. Sadece sindirim sistemi tabii ki mide ve bağırsaklardan ibaret değil. Bunları destekleyen, salgılarıyla destekleyen birçok organ daha var. En başlarında sağ üst tarafımızda hemen karaciğerin altında bulunan safra kesesi. Safrayı depolayan, gerektiği zaman bir ayar mekanizması gibi çok yağlı, çok karbonhidratı, proteini yoğun içerikli şeyler yediğiniz zaman çok kasılan, az yediğiniz zaman az kasılan yani bir termostat görevi görüp yeteri kadar safrayı bağırsaklara veren bu safra kesesinin iyi çalışmadığı durumlarda, içinde taş olduğu, etrafının iltihaplandığı, problemli olduğu durumlarda da yine şişkinlik ve gaz çok sık olur. Özellikle kadınlar, doğum yapan kadınlar bundan daha muzdarip olduklarını görüyoruz. Yine pankreas hastalıkları. Çünkü pankreas çok önemli. Birçok sindirim enzimini salgılar. Bunlar ince bağırsaklara ve dolayısıyla sindirme esnasında gıdalarla bunun işlenmesini sağlar. Pankreasla ilgili birçok hastalıkta bu gözükebilir. Bunlar sindirim sisteminde en çok gördüğümüz hastalıklardır. Birçok gıda da bunlara neden olabilir. Bazı şeker hastalığı gibi kullanılan birçok ilaç da yine sindirim sistemine negatif etkileyerek şişkinlik ve gaza neden olabilir. Fakat günümüzde ilaçların çok fazla kullanılması, özellikle antibiyotik grubu ilaçların çok fazla kullanılmasına bağlı mikrobiyotamız çok değişmeye başladı. Nedir bu mikrobiyota kavramı? O kadar çok konuşuluyor ki artık birçok yayına, birçok çalışmaya ışık tutan bir konu haline geldi. Şimdi şişkinlik ve gaz, bize 10 yıl önce söyleseydiniz, hatta bu çok problemli bir konu, gerçekten çözümü çok zor diyorduk. Ama artık o kadar elimiz zorda değil, daha kuvvetliyiz. Çünkü olayların patofizyolojisini, yani hastalıkların oluşma mekanizmalarını daha iyi biliyoruz. Birçoğu da biraz önce bahsettiğim hastalıkları bir kenara koyarsanız bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler bizimle beraber yaşayan canlıların dünyası yani mikrobiyotadan geçiyor. Mikrobiyota dediğimiz kavram vücudumuzda yaşayan sadece bakteriler değil bunun yanında düşük de olsa virüsler, mantarlar da var. Bu sayı inanamazsınız ama 100 ila 150 trilyon kadar. Yani vücudumuzdaki toplam hücre sayısının neredeyse 10 katı. İnanılmaz bir rakam. Aslında onlar mı bizde misafir, biz mi onlarda misafiriz belli değil. Bunlar bir denge içerisinde yaşıyorlar. Tabii ki bir sistem içerisinde yaşıyorlar. Bir grup iyi bakteri, bir grup kötü bakteri. Bunlar gerçekten bir denge içerisinde. Her hayatta her şeyde olduğu gibi. Bu dengenin kötüler lehine, yani kötülerin artması lehine veya iyilerin azalması lehine bozulduğu durumlarda, yani kötülerin ön plana çıktığı durumlarda işte problemler başlıyor. Burada şişkinlik, gaz da bağışıklık sistemiyle ilgiden giden bir sürü hastalık da ortaya çıkıyor. İnce bağırsaklarda özellikle bu olduğu zaman biz buna SIBO yani ince bağırsakta aşırı bakteriyel çoğalma olarak adlediyoruz. O kadar çoğaldık ki çünkü artık mide koruyucu dediğimiz ilaçlar mide asidini baskılayınca yediğiniz gıdalardaki beraber ağızdan aldığınız mikroplar artık bağırsaklara gitmeye başlıyor. Savunma mekanizması ortadan kalkıyor. Keza antibiyotikler içerideki dengeyi acayip bozuyorlar. Birçok bağırsakların hareketini yavaşlatan ilaçlar inanılmaz bozuyor. Şeker hastalığı o kadar sıklaştı ki dolayısıyla şişkinlik ve gazın ve bağırsaklardaki bu bakteri dengesinin bozulmasına şaşırmamak lazım. Bunları tabii ki besinler de izliyor. Çünkü artık kullandığımız hiçbir besin, yediğimiz hiçbir gıda gerçekten organik değil. Birçoğu işlenmiş, birçoğu aşırı fermente edilmiş, birçoğunda birçok katkı maddesi var. Bunları değerlendirdiğiniz zaman bunları bağırsakların sindirim sisteminin sindirmesi ve eski zamanlardaki organik gıdalar gibi kabullenmesi gerçekten zor. Bunları mide ve bağırsak sistemi emerken farklı antijen yapıları yani vücuda yabancı yapı olarak algılamaya başlıyor ve bir grup problemli hastalık çıkmaya başlıyor. Burada iltihaplı bağırsak hastalıkları, çölyak hastalıklarının artmasının asıl sebebi yıllar içerisinde tamamen bu. Her gıda
gaz yapabilecek potansiyele sahiptir. Ama bunu tamamen sadece gıdalara yükleyip ya şu gıdayı yemezsen benim problemim çözülecek demek aslında çok doğru bir davranış değil. Beslenmeye geçmeden önce yapılması gereken en önemli şey bu konuda uzman bir hekim tarafından ayrıntılı bir değerlendirme. Birçok hastalığın bu konuda değerlendirilmesi ve dışlanması çok önemli. Belki önemli bir rahatsızlığınız var. Sadece gıdaları lütfen bağlamayın. Bu değerlendirildi. Muhtemelen hekiminiz size çeşitli tedaviler ve beslenme önerileri yapacaktır. Hangi gıdalar daha çok gaz yapar? Bu konudan biraz bahsedelim. Özellikle fermente, oligomonosakkarit, disakkarit dediğimiz bazı gıdalar var. Çok teknik konuşmayalım ama bu gıdaları biraz daha açalım isterseniz. Özellikle fermente olmuş gıdalar vücudumuz için çok yararlıdır. Prebiyotik ve probiyotik içeriği vardır ama bir yandan da işte böyle gaz yapma, şişkinlik yapma, bağırsaklar tarafından sindirim problemi yaşayabilirler. En önemlileri buğday, çavdar gibi bazı tahıllar. Keza yine süt ve süt ürünleri, özellikle süt, yoğurt, beyaz peynir gibi. Burada bir parantez açalım. Laktoz intoleransınız varsa, yani bunların içindeki proteine karşı özel bir hassasiyetiniz varsa bunlardan bağımsız bir şekilde gaz ve şişkinliğiniz daha da artacaktır. Yine bazı meyveler, kiraz, armut ve elma. Gaz yapma potansiyelleri çok daha yüksektir bunların. Birçok sebze, meyvelerin yanında çok faydalı ama soğan ve sarımsak inanılmaz bir gaz yapma potansiyeline sahiptir. İçindeki de etken maddeleri itibariyle. Başta fasulye olmak üzere. Hani bakliyatlar bir gece öncesinde ıslatılır, suyun içerisinde beklenir, o su atılır ya. İçindeki işte o maddelerin inaktif hale gelip gaz yapmaması için. Bunu eski atalarımız boşuna yapmamışlar. Gerçekten işe yarayan bir yöntem. Onun dışında birçok gıda da böyle potansiyellere sahiptir. Eğer gıdadan kaynaklı bir besin hassasiyetimiz, şişkinlik ve gaz gibi bir problemimiz varsa burada hekiminizle beraber bu konuda uzman olan iç hastalıkları ve gastroenteroloji hekimleridir ağırlıkla. Bir diyet programına girmelisiniz. Başka bir hastalığınız olmadığı takdirde biraz önce bahsettiğim gibi. Kendi kendinize uygulayamayacağınız ve çok özellikli ama çok etkin bir diyetten bahsetmek istiyorum size. FODMAP diyet. FODMAP biraz önce bahsettiğim gibi fermente, oligomonodisakkaritler ve poliollerden oluşan biraz önce bahsettiğim gıdaların vücuttan diyet olarak çıkartılması, arkasından bunların peyderpey diyetinize eklenmesiyle giden bir diyet. Bunu diyetisyen ve doktor eşliğinde yapılmalı. Olay yaklaşık 8 hafta kadar süren bir diyet programı bu. Bütün gaz yapma potansiyeli olan gıdaların hepsi diyetinizden çıkartılır. Gaz yapma potansiyeli olmayan, bunlara eşdeğer olan gıdalar diyetinize eklenir. Sonra vücudunuzdaki şikayetler gerilecek ve geriledikten sonra bu biraz önce bahsettiğimiz gıdalar grup olarak yavaş yavaş diyetinize ilave edilecek. Hangisi problem yaptıysa o işaretlenecek ve onu tüketmeyeceksiniz. Sizin evet şuna probleminiz var, çavdara probleminiz var, mercimeğe probleminiz var diyebileceğimiz kadar net konuşabiliyoruz bazen. Ama bunun şöyle bir zararı var. Uzun vadede yapabileceğiniz bir diyet değil. Çünkü biraz önce bahsettiğim soğan, sarımsak, baklagiller, süt ürünleri gibi vücudumuz için hem gerekli hem de çok faydalı gıdaları da diyetimizden kısa bir sürede olsa çıkartmış oluyoruz. Burada ilk konuşmamızın başlarında bahsettiğimiz mikrobiyota kavramımızı fakirleştiriyoruz. Özellikle bifidobakteri dediğimiz bakterilerde bir azalma oluyor. Mikrobiyotamız zayıflıyor. Eğer bunları uzun süre yaparsak mikrobiyotamızın zayıflamasına bağlı birçok hastalık bizim yanımızda gelebilir. Diyelim saptandı bazı sebzeler, özellikle brokoli, karnabahar, birçok yeşil yapraklı sebze. Problem yaşıyoruz. Bunları diyetimizden çıkartmamız gerekiyorsa bunların ama içlerindeki hem probiyotik hem prebiyotik içeriği açısından destek almamız icap edebilir. Bunu mutlaka doktorunuzla konuşmalısınız. Tüm bu bilgiler çerçevesinde şişkinlik ve gazın mutlaka konusunda uzman bir hekim tarafından değerlendirilerek başka hastalıkların olmadığı net bir şekilde değerlendirilmeli. Ve beslenme desteği açısından da yine hekiminiz ve diyetisyeninizle beraber özel diyet programları sizin için hazırlanmalı.